Evet, ben genelde izledim. Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'de Parmak Yukarıydı. Can Bonomo da böyle başladı. Sonra gülen suratları. Sonra coştum. Evet. Sonradan açıldın değil mi Can'cığım? O da Peki. sonradan açıldı. Evet, değil mi? Paralel bir açılma yaşadınız. Bülent Hanım hiçbir şey oradan göndermedi. Nötr kaldı. Diğer jüri üyelerini mi Bülent dinlemek Hanım istiyor? unutuyor. Unutuyor mu? Burayla mı oynayacak? Ben Evet. ağzımla söyleyeyim. Ama Bülent Hanım bakın yanınız boş kalıyor. Orada hiçbir şey yok. Siz de böyle birazcık orayla oynasanız. Bir dakika dur bekle o zaman. İndirseniz kaldırsanız oradaki düğmeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkıyor mu? O gülen suratlar gelmeye başladı. Gülen suratlar gelmeye başladı. O zaman siz de devam edin Bülent Hanım. Nasıl buldunuz genelini? Yani Türk halk musikisi gırtlağı var Evet. Kızımızda ama temiz okudu. Evet. Gayet temiz okudu. Yani okudu. Buna şimdi ne denir? Çocuğa bir şey bulunamaz. Okudu. Baştan sona kadar tertemiz, Ama Bülent Hanım layıklı bir sanki şey. şarkı daha Biraz duygu. parlayabilirdi sanki. Sanki Şimdi ben o öyle hissettim. Şimdi bundan sonra çıkacak çocuklarda eğer o birinci çıkan Gırtlak yoksa, ses yoksa Kadir diyorsunuz. yoksa geçmiş Geçmiş olsun. Kadir Bayram. Dezavantaj. Dezavantaj. Ama Çünkü o dinlendi. Ondan sonrakiler mukayese. tabii sanki ayakta uyuyor da otel parası vermiyor gibi olacak. Ama çocuk okudu yani şarkı okunur böyle okunur Armağan işte. bana acaba yanlış tondan mı, pes mi tonu diye sordu ama Selçuk hocam Evet, Selçuk provalar sırasında yanılmaz. ben de gördüm. Melisa'ya Selçuk Tekay sordu. Biraz daha dik bir tondan söylemek ister Sanki misin diye. hocam bir ton yukarı okusa daha parlatırdı şarkıyı gibi bir his geçti bana. Selçuk Bey'in zaten adetidir. Söylersiniz şu perdeden Selçuk Beyciğim dersiniz. O bir ton yukarı çaldırır plaklarda falan. Stüdyoda başka bir Stüdyoda performans öyle o. oluyor Onun ama. tarzı o. Ama aslında Bu doğru. acaba ne oldu bu bir ton yukarı gibi geldi bana. Bir ton Yo yo bu yukarıdan daha mı söylediğiniz güzel ton der. parlar acaba? Söylediğiniz ton. Yalan. Mikrofonu Halbuki Melisa. sizin bendeki kod adınız Avcılarlı Kız. Evet olabilir. Öyle kodladım ben sizi Bir de bir kafamda. şey daha söylüyorsun sen. Hatırla. Annesinin mesleğinden. Kuaför. Kuaförün kızı diyor bana Kuaförün kızı. senden Öyle bahsederken. öyle hatırlıyorum sizi. Nerede kuaför? Avcılarda. Avcılar bana uzak. Yoksa giderdiniz. Tabii canım. Fakat gözlüğünü çıkarınca ne kadar değişmiş. Evet. Mehmet Duymaz. Melisa, niye öyle aşk deyince bir ağlamaklı oldun sen? Ben aşkı sevmiyorum aslında. Nasıl? Yani espri olarak yani aşk deyince ağlarım çünkü aşk bence her şey bu hayatta. Ya Çok mu öncelikle canını Allah acıttı aşkı aşk? tabii ki de. Aşk canımı yaktı. Ama ya her insan her şeyi unutur, her şeyi atlatır. Aşk yani canımı yaktı, zamanımı çaldı. Öyle oldu biraz. Sanki yani bizatihi aşka yaşadınız. küssüz yani Ya ben öyle bir de durum öyle var. hissettim. Sanki henüz terk edilmişsin de. Yok henüz terk edilmedim. Henüz Unutamadın. terk ettim Ha? diyormuşum. Belki kız Henüz terk terk etti. ettim Henüz oldu biraz kendisi terk ben de. Kendisi Ayol, kendisi terk terk etmiş. eden insan ağlar mı? Kendi düşen Olabilir. ağlamaz gibi bir an. Yani. Kendim Kendimi ettim, terk kendim bu. etmiş. Kendi terk etmiş bir de ağlıyor. Aa. Ay ben giden A deli mi zamanlarıma bu kız ayol? üzülüyorum. Giden zamanıma Hem üzülüyorum adamı diyor. yollamış. Boşa giden zamanıma üzülüyorum. Ne kadar beraber Ama peki olduk. Hepsi çocuk bir bitir. şey yaptı mı Hesaplamadım. sana? Yani çok bir zamanım gitti. Bayağı uzun zamanlarım E gitti ama. tamam, çocuk sana bir şey mi yaptı? Ne Hayır dedi? canım. Yapmadı. Sen kendiliğinden Olmadı. sıkıldın, yolladın. Elektriklerimiz uymadı, bitti. Kaç sene beraberdiniz? Tam hesaplamadım yani. Aa. Bayağı uzun süreler 3 sürdü. aşağı 5 yukarı. 2 sene belki vardır. 2 sene Ben ama de çok benim sandım ki için. 7-8 sene diyeceksin ha. Yok canım. 2 sene. Daha zaten 21 yaşındayım o zaman. Beraber sütten kesilmezdik bence. maşallah zaten 19'unda başlamışsın.
Siz başka bir özel kanalda yayınlanan çocuk yarışmasına da katılmışsınız. Evet, tabii oraya da katıldım. Oradan dinledim ben sizi, evet, yapım ekibinden. Evet. O zaman da çok sorunluymuşsunuz, ağlıyormuşsunuz sürekli detone olunca falan. Sorunluymuşsunuz derken? Öyle, detone olunca falan sürekli ağlıyormuş. Söyleyemedim diyormuş, kulise gidiyormuş, ağlıyormuş, geri geliyormuş. Zor bir çocuk. Bir daha yani. Söylüyormuş filan. Ama kendisi... Olabilir. Ama demek ki hırslı. Az önce evet. Fragmanlarda söyledi hırslı. Ya. Eleştiriye hiç açık değilim. Sırf sizin için yapım ekibini aradım. Nasıl bir yarışmacıydı diye. Dediler ki çok sorunluydu, sürekli ağlıyordu. Evet ağlıyorum, çok ağlıyorum aslında. Eleştiriye açık değilim demedi. Ama. Eleştirilince üzülüyorum. Üzülüyorum dedi. Duvarlar evet evet, kendimi. Pardon. Yani kırılgan bir tipsin. Tıpkı bir yengeç burcu gibi. Başak burcuyum aslında. Ha, tamam. Başak burcu. Burçlara sıra geldiyse biz gidelim canım. Mükemmeliyetçi bir burçlar. Bir performansı nasıl değerlendirmişsiniz bir görelim mi ortalamaları bu arada? Daldık görelim. Sohbeti. Bakalım. 85 verecektim. Ha, dur, şimdi bu geliyor makine Bülent bozuk Hanım. Herhalde. 86 geliyor, yazdı. Geliyor Bülent Hanım. Sizinki 86 olmuş. Ben 85 veriyordum. Niye kendi kendine çıkıyor bu? Artık bir puan için kırmayın. Eliniz... Evet, hadi, tamam. Ya benimki de az kalmış. 65 ama birazdan düzeltebiliriz. Yani ortalama 65 olmuş. Genelde böyle parmak yukarıydı. Deniz'deki 70 puanda ortalamada. En çok sanki Bülent Hanım'dan sonra Can Bonomo beğenmiş. 80'de bol bol gülen surat gördük zaten sende de. Neşem yerine geldi bir süre sonra. Peki... genel olarak şunu anlıyorum, jüri üyelerimiz beğendi bu performansı. Dikkat etmesi gerektiğini düşündüğünüz yerler var mı? Ondan sonra da son puanlarınızı alacağım. Naçizane benim... Buyursunlar Bülent Hanım. Bir şey yaptım. Bülent Hanım bir şey mi söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceğim? Ben öyle zannettim. Hayır, Can buradan bir hareket olunca korkusundan buyurun Bülent Hanım dedi. Yok oğlum konuşsana sen. Tamam bir şey dediniz zannettim Bülent Hanım, tamam. Bir daha şarkı seçimine dikkat edebilirsin belki. Çünkü hakikaten ilk verse'ü çok pesti. Yani şarkının A kısmı çok pesti senin sesine. Yani o sanki böyle bir nota üstünü söylesen de yine aynı şey olacaktı. Çünkü kocaman bir orkestra var. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem abiler evet, bu arada. Şahane. Bir alkış alalım evet, onlara da. Evet bence de. Dolayısıyla şarkıya ilk girdiğin yerde muhakkak bir aşağıda kalacaksın eğer çok gür bir sesin yoksa. O yüzden belki ona dikkat edebilirsin bir dahaki sefere. Bülent Hanım. Yani biraz daha mı dik mi bir ton evet, yukarıdan yukarı. Mı olmalıydı bir mı? Ton yukarıdan olabilirdi ya da işte parça seçimine bir dahaki sefere biraz daha dikkat edebilir. Daha dik eserler belki, daha gibi, gibi mi? Evet, evet efendim. Tabii mesela muhayyer. Kürdili Cazgâr, işte Mahur falan gibi, Tahir. Bunlar dik makamlardır tabii. Peki. Selçuk Bey, halbuki siz hep dik okutursunuz. Neden böyle oldu? Ben teklif ettim ama yani böyle bir daha uygun gördü kendisi. Tamam, öyle rahat etti. Böyle rahat etti. Ama tertemizdi. Biraz daha vurucu olurdu, tokat atardı. İnşallah. Allah Allah'a kaldırırdınız bundan sonra inşallah. Tabii ki, bol bol beraber olacağız. Siz daha çok türkü okumayı mı seviyorsunuz? Ya, genellikle biraz daha yatkınım o yöreye yani evet. Yörelerimize. Doğru belli. Gırtlaktan belli. Belli. Peki son puanları da alalım. Can değiştirecek misin yoksa 80'de kalalım mı? 80. 80'i kilitliyoruz. O zaman 80'i kilitledik. Kırmızıya dönüştü sevgili Deniz Seki. 70'te kalıyoruz kilitledik. Arman son dakika değişiklikleri yaptı. 70 oldu ve kilitledik. Bülent Hanım 86'da kalalım mı? Ben çocuk gelmeden önce ağlıyorum, dedi. Ağlayacağım şimdi dedi. Ben de ağlamaya hiç tahammül edemem. Diyemiyorsunuz. Hiç yapamam. Pardon. En dayanamadığım şey ağlayan biridir. Böyle sesini titrettiği vakit yandı. Yani çok üzülürüm. O zaman siz de onun için yani 80'lik bir çocuk ama 85 verdim. Ne tamam, olacak 86'yı yani? Kilitleyelim o zaman. Ha, 86 kitlendi. Vermedim. Peki ben ortalama neyse. Bakalım ne oldu? Jüri ne oldu ortalaması... ayol bunlar niye gülüyor? Jüri ortalaması ortalamasını bir görelim. Kaçmış ortalama? 75 gayet iyi, gayet iyi. Tebrik ediyoruz.
Siz de Melisa'ya destek olmak istiyorsanız Kanal D.com.tr'den Melisa'ya oylarınızı gönderebiliyorsunuz. Bakalım sırada kim varmış? Şimdi yarışmacılarımızdan Uygar Yıldırım yanımda. Nasıl hissediyorsun Uygar? Öncelikle biraz heyecanlıyım açıkçası. Hepimiz öyleyiz. Evet, kesinlikle. Öncelikle benim için burada olmak onur ve gurur verici. Bu akşam Karadeniz türküsü seslendireceğiz. Oo, Karadeniz esintisiyle geliyorsun. Kesinlikle. Bakalım. Hadi o zaman sana iyi şanslar diliyorum. O zaman 1, 2, 3. Oy! Uygar Yıldırım, söz müzik Hasan Tunç'a ait. Oy benim sevdiceğim ve söz müzik anonim olan Tabancamın Sapı'yla sizlerle olacak. Ama önce kısa bir tanıtımı var. İsmim Uygar, soyadım Yıldırım. 26 yaşındayım. 7 yaşımdan beri müzikle ilgileniyorum. Annem babam memur, devlet memuru. Kardeşim de Hacettepe'de okuyor. Ankara'da. Biz de öyle müzik serüveninin peşine koşturduk. Okul ben de okuyorum aslında. Sualtı Teknolojisi bölümü okuyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde. Müzik olsun da benim için ne olursa olsun diyorum. Ama tabii yani bu yaşımıza kadar daha güzel şeyler yapabilirdik aslında müzikle ilgili. Kendi şarkılarımla bir yere gelmek istiyorum aslında. Bir tane Karadeniz şarkısı yapmıştım.